Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Farkındayım, çok uzun bir zamandır analiz videolarından ziyade eğitim videosu buraya hiç çekmiyorum. Tabii ki ekranda da gördüğünüz gibi Kriptos Mum Formasyonları adı altında bir video çekmek istedim. Videoyu Telegram'da yaptığımız anket sonucunda çekiyorum ve lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi olaya şöyle başlayalım sevgili dostlar. Bir slide sunumu şeklinde profesyonelce hazırlandım bu arada. Gerçekten akıcı bir dille de konuşmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenip yorumda nokta dahi bir şey olsa yazarsanız sevinirim. Açıklamalar kısmından da ücretsiz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Kriptos mum formasyonları nedir? Tipik mum formasyonlarını anlatacağız ve tecrübelerden yararlanarak bazı şeyleri söyleyeceğiz arkadaşlar. Çok uzatmayacağım videoyu. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. İlk önce şunlarla başlamak istiyorum sevgili dostlar. Genellikle işte biz sürekli olarak düşen kama, yükselen bayrak gibi terimleri ya da omuz baş omuz, ters omuz baş omuz, tabo obo mevzularını çok daha fazla dikkate alıyoruz. Mum formasyonları arada birazcık daha ezimetli bir şekilde kalıyor. Fakat özellikle bazı mum formasyonları günlük veya haftalık grafiklerde, dakikalık veya 15 dakikalık grafiklerde mum formasyonlarının daha düşük oranla çalıştığını görmekteyiz. Fakat özellikle 4 saatlik günlük, haftalık ve aylık grafiklerde mum formasyonları gerçekten bizim için çok önemli. Ama bu zannetmeyin ki 15 dakikalık veya 5 dakikalık grafiklerde önemli değil. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Biraz daha 4 saat ve üzeri grafiklerde mum formasyonları daha iyi çalışıyor demeye çalışıyorum. Eğer ki bir tradersanız veya day tradersanız, yani daha ciddi şekilde bu işle ilgileniyorsanız veya ilgilenmek istiyorsanız kesinlikle bu videonun devamı size göre arkadaşlar. Zaten çok kısa bir video olacak. Hepinizi izlemenizi tavsiye ederim. Olabildiğince canlı tuttum gördüğünüz gibi. Şimdi en basit tabiriyle mum nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2 adet ekranda mumumuz var. En yüksek tepeye iğne attığı nokta, en yüksek tepe, her iki mumda da kırmızı ve yeşil mumlarda da görüyorsunuz. Biz en yüksek iğne attığı yere en yüksek tepe, yani gördüğü en yüksek fiyat o saat veya dakika içerisinde. Bu arada şunu da söyleyeyim, hiç bilmeyenler varsa, 1 dakikalık mum 1 dakikada, 4 saatlik mum 4 saatte kapanır arkadaşlar ve her 4 saatte bir tekrardan açılır. Bununla birlikte mumun açılış fiyatı, kapanış fiyatı grafikte, yani ekranda şu an gördüğünüz gibidir sevgili dostlar. En düşük yerine de biz iğne attığı nokta deriz. Tabi her zaman bu şekilde olmayabiliyor. Yani illa bir grafikte iğneli mum göreceksiniz diye bir şey yok. Dolayısıyla en düşük fiyatta da kapatabilir. Veyahut da açtığı fiyat en yüksek fiyatta olabilir. Buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar deyip mevzuya başlıyorum. Şimdi trend dönüş mum formasyonları. Özellikle arkadaşlar, bizim için mum formasyonları trend dönüşümlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli kıstaslardan bir tanesidir. Ekranda da gördüğünüz üzere bakın ne dedik? Düşen trend sonu al sinyali veren mumlar yazıyor. Yükselen trend sonu sat sinyali veren. Şimdi yükselen trend sonu sat sinyali veren, şuraya baktığımız zaman şu mum zaten bize arkadaşlar, ileride de göreceğiz slaytlarda, bol satıcılı bir mum demek. Gördüğünüz gibi bakın, uzun fitil bırakmış, iğne bırakmış, her ikisi de aynı tabir. Dolayısıyla buradan sonra gelen geri çekilmeler, daha doğrusu bu mumdan sonra geri çekilmeler gelebilir diyor arkadaşlar. Ve bu mumun adı da Asılı Adam. Burada tam bir cross hamle doji, tamam mı? Bunun ismi direkt doji de diyebilirsiniz, tamam mı? Bu şekilde tam bir trend dönüşümünü ifade eder. Burada yutan mum dediğimiz, yutan ayı veya yutan boğa, gördüğünüz gibi. Bakın bunların tam tersi de yukarıda yer alıyor. Ben burada anlatıyorum ama yukarıda da aynılarının tam tersi var. Belden tutma boğa, yani bu isimlere çok takılmayın. Mevzu bakın, yutan mum nedir? Kendinden bir önceki mumu kırmızı bir mum veya yeşil bir mum yutmuş. Dolayısıyla ismi de buradan geliyor zaten.
Burada ne dedik? Bakın bir sıkışma, bir daralma görüyorsunuz arkadaşlar. Yani fiyat hareketi bir akümülasyon yaşıyor ve buradan trend dönüşümü yaşayabilir anlamına geliyor. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Özellikle bu grafiği SS almanızı tavsiye ediyorum ve benim en size önerdiğim grafik buradaki yutan mumlardır ve dojilerdir arkadaşlar ve çekiç veya ters çekiç. Buna ters çekiç de diyen var. Asıl adam da diyen var arkadaşlar. Buradan dilerseniz geçelim. Evet, bakın yükseliş trendi kayan yıldız veya düşüş trendi kayan yıldız. Şimdi burada şunu demeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu her iki mum da yükseliş veya düşüş trendinin bize bittiğini veya başladığını gösterebilir. Yani biz dip noktada, tamam mı, bu şekilde bir hareket görüyorsak, yükseliş trendi ters çekiç gibi bir hareket görüyorsak da düşüş trendi başladı diyebiliriz arkadaşlar. Bunun tam tersi olarak zaten şurada net olarak bakın şunlardan bahsediyorum. Bunu birazcık daha özetlemek manasıyla buraya koydum. Daha iyi görmek isteyenler varsa yani şuradaki grafiklerin hemen hemen benzeri arkadaşlar şu çekiş formasyonunun. Gördüğünüz gibi. Kayan yıldız da diyen var buna. Yani birkaç formasyon adları değişiyor arkadaşlar. Evet, asıl gelelim olayımıza. Gördüğünüz gibi bakın burada daha güzel anlatıyor. Neden ben bu formasyonlar, daha doğrusu bu mum formasyonlar üzerinde duruyorum? Çünkü başta size dediğim gibi bunlar ve yutanlar burada benim en çok dikkat ettiğim. Yani şu ikisi çok önemli değil benim gözümde. Şunlar da özellikle yutan ve fitilli olanlar çok daha önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bakın dip çekiç atılıyor, dönüş. Bakın ters çekiç atılıyor, dönüş. Bunların her ikisi de dönüş. Fakat bakın fakat şimdi tecrübe konuşuyor. Ters çekişteki dönüşle çekişteki dönüş dip noktada diyorum. Bakın fiyat gelmiş şu şekilde, bu şekilde gidiyor. Yani şunu bir grafik olarak düşünün. Tamam mı? Burada bu şekilde grafik gibi aşağı ok çektiği için ben bir grafik üstünden bunu anlatmayacağım. Mantıken zaten görülüyor. Burada neden ben çekici daha çok görmeyi tercih ediyorum? Çünkü arkadaşlar uzun aşağıya atılmış bir fitilli mum bize şunu söyler sevgili dostlar. Alıcıların çok daha baskın olduğunu. Bakın burada da eyvallah tamam bu da bir dönüş mumudur ama burada satıcılı bir dönüş mumu. Yani bana kalırsa bu işlemin riski %70 ise şu işlemin riski %30'dur. Bu kadar ki arasında tecrübe farkı dediğim kısımda burası işte tecrübeleri anlatıyoruz arkadaşlar. Tabii ki asılı adam ve kayan yıldız veya ters asılı adamda da bunun tam tersi geçerlidir. Yani ben şunu görmektense çünkü alıcılı mumlar bunlar. Şunu görmeyi, bol satıcılı mum görmeyi tercih ederim. Bunda %10 düşüyorsa bunda %30, %40 düşüyor çünkü arkadaşlar. Genel manada şu grafiği ben daha çok beğenirim. Eğer short pozisyon alacaksam bu grafiği beğenirim. Eğer long pozisyon alacaksam. Geçelim buradan güzel bir grafiğe daha. Şimdi burada arkadaşlar yutan mumun en güzel örneğini görüyoruz. Bakın iki tane düşen mum, arkasına çok hacimli bir mum ve fiyat endeksi gördüğünüz gibi bu şekilde yukarı yönlü hareketlenmeye başlıyor. Burada bakın pin bar dediğimiz bir olay var. Fiyatın güçlü bir direnç aldığı ve yakın zamanda düşeceğini gösterir. Satıcılar kuvvetlidir. Neden? İşte size dediğim mevzu uzun mumlu. Bakın uzun fitilli yukarı yönlü. Gördüğünüz gibi bakın buradakinin hemen hemen benzeri ama aynısı değil dikkat ettiğiniz gibi. Tamam? Burada hemen hemen benzeri arkadaşlar. Dolayısıyla burada da biz şu şekilde trendin aşağı yönlü dönebileceğini görürüz sevgili dostlar. Ve belki de en çok duyduğunuz, en çok karşınıza çıkan Doji Mumu. Fiyat üzerindeki alıcı ve satıcıların eşit hacimde olduğunu ve piyasanın karar aşamasında olduğunu gösterir. Kaldı ki bu mum, bakın birçok doji var ama bunu söylüyoruz. Yani tam iki ucu da fitilli fakat ortada kapatan. Bir su içtim arkadaşlar, özür dilerim. Yani bu şekilde tam bu mumu görmeniz lazım. Ya yani bu mum görüyorsanız genellikle atıyorum mesela 4 saatlik grafikte birkaç kere üst üste bu mumu gördüğünüz zaman piyasa
bir yönde fiyat hareketi yapacak ve sert gelecek bu hareket demek arkadaşlar. Şimdilik saatlik bazda veya 15 dakikalık bazda akümülasyon sürecinde, yani atıyorum mesela 1 dolarla 70 sent arasında gidip gelmeye devam eder. 3 gün, 4 gün, 5 gün sonraki 4 saatlik grafikler genellikle 2-3 gün sonrasını temsil eder. Biz bu şekilde yorumlarız. Bunların hepsini de arkadaşlar zaman zaman bu şekilde eğitim videolarıyla anlatacağım. Dilerseniz arkadaşlar birebir trade eğitimi de veriyorum canlı bağlantıyla. Açıklamalardaki ücretsiz Telegram platformundan hem danışmanlık hem eğitim için ulaşabilirsiniz. Udemy eğitimimiz de mevcut. Ona da tekrardan açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan da geçiyorum arkadaşlar. Zaten bu da son slide sanırım. Doji gördüğünüz gibi kararsız piyasa. Beyaz mum, yani beyaz dedim bu şekilde alım baskısını temsil eder. Yani hacimli bir mum. Herhangi bir fitil yok. Bak herhangi bir şekilde fitil yok. Aşırı yükselmiş veya düşmüş piyasayı da simgeleyebilir. Yükselişi destekleyen mumdur. Piyasalarda görülür. Neden? Çünkü düşük, yani ince fitilli, anlatabildim mi? Çok fazla alıcı görmemiş, hemen toparlamış kendini. Zayıf bir yükselişi temsil eder. Neden? Çünkü her iki yönde de fitili aynı ama bir doji değil gördüğünüz gibi. Bu mumlar yükseliş mumları. Bunların içleri siyah olması da bunların anlamlarının tam tersidir vesaire vesaire demiş burada arkadaşımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Şemsiye mum demiş. Yani bir miktar dojimsi bir şey. Burada da ters şemsiyeyi söylemiş. Olumsuz demiş. Bu da satıcıların baskın olduğunu gösterir. Çünkü piyasada beyaz topaç olumlu demiş. Yani bir doji dip kapatmış. İkisi de doji olarak kabul edilir demiş. Yani bunları dipte görüyorsanız piyasa yukarı yönlü. Tepede görüyorsanız aşağı yönlü arkadaşlar. Durum bu şekilde. Başka da slide yokmuş zaten. Dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili dostlar. Dediğim gibi elimden geldiğince eğitim videolarına bu şekilde kısa kısa 10 dakikalık, 15 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık neyse devam edeceğim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız, nokta dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim. Açıklamalardaki ücretsiz Telegram platformumuza da katılın arkadaşlar. Orada da işlemlere giriyoruz ve yardımcı oluyoruz. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Bu videoda yer alanlar da yatırım tavsiyesi değildir. Bir eğitim niteliğidir. Bay bay sevgili dostlar.